Nehirdeki kase. Kocaman balonlarım oldu. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Kasedeki suyu nehre dökeceğim. Sonra da nehirden kocaman kocaman baloncuklar çıkaracağım. Köpük kasesi nehre düştü. Gidiyor. Köpük kasesini almam lazım. Aa! Tosladık. Evet Mete. Nilo'ya neden üzgünsün? Çünkü bazı insanlar nehirlere zarar veriyor. Kimmiş onlar? Hemen gidip konuşalım Nilo'ya. Baksana Mete. Suya kase atmışlar. Balıklar nehir için çok tehlikeli. Ne tehlikesi olabilir ki Nilo'ya? O sadece bir köpük kasesi. Babam anlattı Mete. Plastik şişeler suda hemen kaybolmuyormuş. Yıllarca kalıyormuş. Eğer herkes böyle nehre bir şey atarsa nehirlerin hali ne olur? Nehirler kirlenir. Evet Mete, işte bu yüzden bugün nehri temizlemeliyiz. Bu harika bir fikir. Şu köpük kasesinin sahibini de çok merak ediyorum. Nasıl atmış böyle bir oyuncağı suya? Anlamıyorum. Belki istemeden olmuştur Nilo'ya. Bence sahibini bulduğumuz zaman kızmadan önce onu dinleyelim. Tamam Mete, dinleriz. Ama önce köpük kasesini sudan çıkarmalıyız. Hadi hemen başlayalım çalışmaya. Nehrin suları akar köpük köpük. Biz bu sularda neler neler gördük. Bir balık saklamış kayanın ardına. Kim atmış bu çöpü nehrin ortasına? Aferin size çocuklar. Nehri temizlemeyi akıl etmekle çok iyi ettiniz. Doğrusu ben nehirden bu kadar çok şeyin çıkacağını tahmin etmemiştim. Evet, top bile çıktı. Bir tek köpük kasesini çıkaramadık. Merak etmeyin çocuklar, onu şimdi alacağım. Az kaldı Hasan amca, alacaksın. Hep kaçıyor. Ben de ucundan tutayım baba. İşte şimdi yakaladık. Oh, sonunda. Sonunda tüm çöpleri çıkardık. Artık nehir tertemiz oldu. Kutularımız da hazır. Baba, bunlar ne? Bunlar geri dönüşüm kutuları. Kağıtları bu kutuya, camları bu kutuya, plastikleri de buraya atacağız. Böylece hiçbir şey boşa gitmemiş olacak. Hepsi yeniden kullanılacak. Bu harika bir şey baba. Hadi, şimdi tüm atıkları kutularına koyalım. Demek ki kağıt kutusuna koymalıyız. Bu plastik kutusuna. Sıra köpük kasesinde. Acaba bunu hangisine atmalıyım? Onu da mı atacaksın Nilo'ya? Evet, plastik kutusuna atacağım. Dur Nilo'ya atma. Neden Mete? Bu köpük kasesi benim de ondan. Senin mi? Evet, onu yanlışlıkla nehre düşürdüm. Köpüğünden azıcık nehre döküp daha büyük baloncuklar yapacaktım.
Nehirden baloncuk mu yapacaktın? Evet, ama olmadı. Kase elimden düştü. Nehri istemeden kirlettiğim için çok üzgünüm. Üzülme Mete. Hepimiz hata yaparız. Önemli olan hatalarımızı telafi etmek. Bana kızmadınız mı? Hayır Mete. Sonuçta kaseyi nehirden çıkardın. Hem bu köpük kasesinin sana ait olmasına çok sevindim. Hadi içini doldurup baloncuk yapalım. Kocaman kocaman baloncuklar yapalım. Ha 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 ha